Ahşap levha duvarlarla ilgili konuştuklarımızı uygulama No. 34 ve uygulama No. 35'te pekiştirelim. Daha önce bu uygulamayı yapmıştık. 15 santimlik gaz beton duvarı oluşturmuştuk. Bir hava boşluğu bırakarak alçı levha üretmiştik. Şimdi aynı duvarı ahşap levhadan üretebiliriz. Aspen'in sistemini kullanarak. Galvanize çelik U profilleri iki kolona vidalayabiliriz. Araya I şeklinde profilleri koyabiliriz. Ve bu yüzüne 18 milimetrelik sunta levha üzeri laminat kaplama beyaz renkte bir duvar üretebiliriz, koyabiliriz. Tabii buna başka bir kaplama yapmaya gerek yok. Buradan kesit aldığımızda U şeklinde profilleri tavanda ve yerde olduğunu görüyoruz. Yine kalın tek çizgiyle ifade edilmiş 18 milimetrelik sunta kaplama olduğunu görüyoruz. Arada yine hava boşluğu var ve gaz beton duvar var. İstersek buraya ısı yalıtımı için taş yünü ya da cam yünü levha da koyabiliriz profillerin arasına. Şimdi buradaki duvarı bu şekilde oluşturmaya çalışalım. Öncelikle buraya U şeklinde profili koyduk. Yere U şeklinde bir profil koyduk. A kesitini aldığımızda yerdeki profilin aynısının tavanda bulunduğunu görüyoruz. U şeklinde profili. Sonra kullandığımız levha boyutlarına göre 60 santimde bir, 30 santimde bir ya da 90 santimde bir I şeklinde profilleri diziyoruz. Bu yerdeki ve tavandaki U profilleri görmekteyiz. Burada levha kesitte yerden 80 milimetre, yukarıdan 20 milimetre boşluk bırakmak gerekiyor. Duvardaki U profil ise yine 20 milimetre görülecek ve I şeklinde profili görüyoruz. Toplamda 106 milimetrelik bir kalınlık elde edilecek. Ve T şeklindeki birleşimde şunu görüyoruz. I şeklindeki profil bitiyor. Levhalar takılıyor. Öbür yöndeki levhalar gelip ona dik konumlandırılmış I şeklindeki profile takılıyor. Arada yalıtımlar gerekirse var ve burada yumuşak bir ürün conta kullanılıyor. Biz iki tarafına levhayı taktık. Kesit aldığımız zaman levhaları kestik. Bu bir bölücü duvar. İkisi de iç mekan, ikisi de ısıtılan yer olduğu için araya ısı yalıtımı koymaya gerek yok ya da ses yalıtımı yapmaya gerek yok. Daha yakından bakıyoruz. U şeklinde profil, I şeklinde profillerimiz ve iki yanında ahşap levhalar var. Burada 20 mm kenarda birleşim söz konusu. Burada 8 santim U profil görülüyor. Şu kırmızı olanlar yapay ahşap levhaların kesitleri. Ve buna dik konumlu I profili yerleştirip yine 60 santimde bir I profillerle iki tane daha levha üretiyoruz. Karşıdan bakıldığında, yani bu kesit alıp karşıya baktığımızda, bu levhaları bu şekilde görmekteyiz. Şurada U profil açığa çıkıyor. Ucunu ise bu şekilde bitiriyoruz. Biz de aynı şekilde koyabiliriz. Böylece 1/50 çizimi gördük. Aynı noktanın, yani daha doğrusu şu noktanın 1/50 ayrıntısını alalım. Öncelikle 1/50, 1/5 ayrıntısını çizelim. 1/50'de ayrıntı çizmek istediğimiz yeri kesikli çizgilerle bir çerçeve içine almalıyız. Sonrasında bu çerçeve içinde yer alan her şeyi kendi ölçeğinde tekrar çizmeliyiz. Dışarıda 15 santim kalınlığında gaz betonumuz var. Bir hava boşluğu var. Ve galvanize çelikten ürettiğimiz C profilimiz var. Burada 1/50'de tek kalın bir çizgiyle çizmiştik. 1/5'te ise kendi biçiminde çiziyoruz. İki tane alçı levha gelip buna vidalanıyor. 1/50'de tek kalın çizgiyle ifade etmiştik. Burada ise kendi boyutlarında ve konik kenarı gösterecek şekilde yapıyoruz. Şu kesikli çizgi vida yerini anlatıyor. Alçı levhanın C profile nasıl vidalanacağını anlatıyor. C profilin arasında ısı yalıtım ürünü var kesitte. Aşağıda ise U profili göreceğiz. Eğer ısı yalıtımı olmasaydı. Bunun dışında da alçı sıva var. Alçı levhayı çıplak bırakmak doğru değil. Hoş bir görüntü oluşturmayacaktır. Alçı sıva ve boya uygulayabiliriz. Daha sonra tam bu C profilin olduğu yere U profili vidalıyorum. Yerde yine U profil görünüşte. Buraya I şeklinde profili getiriyorum. Biraz daha yakından bakarsak eğer I şeklinde profilin böyle olduğunu görüyoruz. Şu aralıkları yapay ahşap levhaların sırtındaki L'ler girecek. Ve buraya getirip L şeklinde profil takılmış yapay ahşap levhayı, 18 milimetre kalınlığında yapay ahşap levhayı getirip takıyoruz.
Öbür tarafına da aynısını getirip taktık. Araya ısı yalıtımı koymadık. Çünkü ikisi de iç mekan. Isı ya da ses geçişi problem değil. Ve tüm ölçüleri vermeliyiz burada. Levha kalınlığı, iki levha arasındaki boşluk, levha kalınlığı, aynı zamanda ı profilinin uzunluğu, toplam boyut. Ardından buradaki ı profilin konumu. U profilden şu kadar mesafe, 32,3 santim. Sonra ı profil aksı gelecek. Duvardan yani sıvalı yüzeyden 2 santim boşluktan sonra 30 santim levha gelecek. 0,6 fugası var. Fugayla birleştiriyorum. Daha sonra burada devam ediyorum. 0,5 alçı sıva kalınlığı, 1,25 alçı levhanın kalınlığı, 5 santim ısı yalıtım levhasının kalınlığı, 8,6 hava boşluğu, 20 santim gaz beton duvarın kalınlığı. Tüm ölçüleri verdikten sonra tüm ürünleri yazmalıyız. Katmana girenleri bu şekilde kat kat yazıyorduk. Gaz beton duvar var. Parantez içinde 20 santim. Hava boşluğu var. Hava boşluğunun 8,6 olduğunu belirtmek gerekir. Sonra cam yönü levha 5 santim. Standart alçı levha 1,25 santim. Alçı sıva yarım santim. Buradaki katmanlarımız tamamlandı. Bu taraftan başlayarak katmanları yazalım. Sunta levha üzeri laminat kaplama beyaz. Başka renkte olabilir, masif ahşap kaplama olabilir. İlla böyle yapmak zorunda değiliz. 1,8 santim. Hava boşluğu 7 santim. Sunta üzeri ikinci katman laminat kaplama 1,8 santim. Ürünleri, tek ürünleri de bu şekilde ok çıkararak galvanize çelik, panel klipsi, galvanize çelik dikme profili, galvanize çelik C profil şeklinde yazarak gösterebiliriz. Mutlaka kod vermemiz gerekiyor. Ayrıntıda ve 1/50'de kod işaretimiz bu şekilde değişiyor. Aşağıya kaba kodu, üstüne de temiz kaplanmış kodu yazıyoruz.